Projemize herkese merhaba diyerek başlayalım. Bu projemizde 433 MHz frekans bandındaki elcik ya da uzaktan kumanda olarak da adlandırılan radyo frekans vericisi ve Arduino Uno yardımı ile 8 kanallı bir röle kartını uzaktan kumanda etmeye çalışacağız. Umarım ilginizi çeker. Malzemelerimizle projemize başlayalım. Elimizde 6 tane 6 kanallı, 8 kanallı ve 12 kanallı olmak üzere 3 tane 433 MHz LG'miz vardı. Bunlardan ikisini eledik. 12'li tuşlu olanla devam ettik. Tabii ki olmazsa olmazımız Arduino Uno'muz. Ve elbette Nano ile de çalışmayı yapabiliriz. Pinleri aynıdır. Sıkıntı olmaz. Ama Uno ile devam edelim. 8'li röle kartımız, 12 volt 8'li röle kartımız ve bunların yanında tabii ki bütün işi yapacak olan 433 MHz alıcı modülümüz. Alıcı modülümüzle ilgili küçük bilgiler verelim. Projemizle ilgili toplamda 4 adet pini var. Şöyle yakından bakalım. Bu 4 adet pinden 2 tanesi data, 2 tanesi de artı ve eksi. 5 voltta çalışıyor. Arkasını çevirdiğimizde ground, data, data ve vin olarak isimleri yazıyor. Ground'umuz, datamız ve 5 voltumuzu buradan verdik mi? İşlem tamam. Bunun da bağlantılarında sıkıntı yok. Şöyle bir bağlantılarımızı gözden geçirelim. 8'li 12 volt röle kartımız, Arduino Uno'muz, 433 MHz radyo frekans alıcımız. Bağlantıları görüldüğü üzere yapıyoruz. Bunlarda da düzgün yapıldığı takdirde, karıştırmadığımız takdirde projemiz rahatlıkla çalışacaktır. Bağlantılarımıza hemen geçelim. Röle kartımız, röle kartımızın ground'unu, Arduino'muzun, Uno'muzun ground'unu, VCC'sini, besleme ünitelerini, VCC'ni 5 volta ve ondan sonra birinci pini, röle kartının birinci pinini 12, ikinci pinini Arduino'nun 11. dijital pinine ve bu şekilde 8 adet pini bağlıyoruz. Arduino Uno'nun 12 ile 12'den 5'e kadar, röle kartının da 1'den 8'e kadar olan pinlerini şematik olarak şemada gösterildiği üzere bağlıyoruz. Radyo frekans alıcımızın artısını 5 volta. Burada bütün pinleri kapattığımız için ve inden besledik. Datasını Arduino Uno kartın 0. kesme pini olan dijital 2. pine bağlıyoruz. Ground'u da ground'a bağladık mı tüm bağlantılarımız şemaya uygun bir şekilde fiziki olarak da gerçekleşmiş oldu. Evet, her şey hazır. Bundan sonrası programı, yazdığımız programı Uno'ya yüklemek. İleride de bahsedeceğiz. COM portun doğru olduğuna emin oluyoruz. Evet, COM port doğru. Yükle dediğimiz zaman programı önce bir derleme yapıyor. Derleme biraz uzun sürdü. Derledikten sonra herhangi bir sorun bulamazsa, evet, yüklemeye başladı. Alıcı verici ledlerimiz
Unu da yandım. Evet, sistem yüklemesi de tamamlandı. Programı yükledikten sonra hemen küçük bir test yapalım. Daha önce tanımladığımız programa, evet, tek tek hepsi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 1'den 8'e kadar sıralı olarak gönderiyoruz. Hepsi çalışıyor. Peki 12. butona bastığınızda hepsi sönüyor. 11. butona bastığınızda hepsi yanıyor. Hepsini söndürdüm. Ve kişiselleştirmek amaçlı 9'a bastığımda 1 ile 2. röleler, 10'a bastığımda ise 1. ile 3. röleler yanıyor. Örneğin güç kaynağıyla ışığı aynı anda yakmak isteyebilirsiniz. Hepsini yakmak istiyorsunuz ve atölyeden çıktığınızda hepsi sönsün derseniz 12. pin hepsini söndürüyor. Aynı ayda da tek tek kullanabiliriz. Yani program size istediğiniz opsiyonu sunuyor. Programı güncelleştirmek, kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek oldukça kolay. Sistemimizi bir de nano ile deneyelim. 3'e basıyorum, açılıyor. Tekrar bastığım zaman kapanıyor. Onudan sonra nano ile yaptığımız denemelerde de sıkıntı yok. Programımız, bağlantılarımız çalışıyor. Biz vericinin kumandasına bastığımızda neler oluyor? Gelin bunları bilgisayar ekranında ilgili programla görmeye çalışalım. İlk tuşa bastığımda 433 MHz'in 433.052 MHz frekansında sinyali görüyoruz. İkinci tuşa bastığımda 433.015 oluyor. Aynı şekilde 3, 4, 5, 6 neyse bastığınızda her bir frekansın kendine ait görünümünü bilgisayar ekranından takip edebiliyoruz. Yani her bir tuş farklı bir frekansta sinyal yayıyor. Tabii ki tek fark bu değil. İleride bundan da biraz bahsedeceğim. Başka güvenlik farklılıkları da var. Projemiz için şimdilik bu kadarı yeterli. Kumandaya bastığımız zaman bunun ekrandaki yansımasını az çok gördük. Ancak kumanda tuşuna bastığımız zaman radyo frekans olarak frekanstan başka bilgiler de antenden dışarı yayılıyor. Bu bilgilerin ne olduğunu hemen bir göz atalım. Buna göz atabilmemiz için bir kütüphanemiz var. Hemen o kütüphanemizi açalım. Kütüphanemizin adı RC Switch veya Radio Control Switch. Bunun önce Simple demosunu açıyorum. Ben de yüklü olduğu için yani bunu bağlantılarını yaptığımız RF modül artı Arduino'ya yüklüyoruz ve yükledikten sonra seri portumuzu açıyoruz. Bir numaralı tuşa basıyorum ve gördüğünüz gibi bir takım bilgiler geldi. 2 numaralı tuşa basıyorum. 3 numara, 4 numara, 5 numara. Gördüğünüz gibi 24 bit verisi ve hangi protokol ile kumandamızın yayın yaptığını radyo frekans modülü vasıtasıyla Arduino seri port üzerinden bize bildiriyor. İkinci bir bilgi. Kapatıyorum. Yine dosya, örnekler ve aynı kütüphanenin Advanced olanını açıyorum. Bunu yüklüyorum.
Yükledikten sonra tekrar 1, 2, 3 tuşlarına basacağım. Evet, yükleme tamamlandı. Seri portumu açıyorum. Bir nolu tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi biz tuşa bastığımız anda aslında bu kadar bilgi vericiden alıcıya gidiyor. 24 bit değerimiz, binary değerimiz, diğer değerler, raw data. Bu raw data, eğer çok güvenli alıcı verici yapmak istiyorsanız önemli. Hemen göstereyim. Bu kodu kopyalıyorum. Burada bu web adresinde bu web adresine bu kodu yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi aslında bizim tuşa bastığımızda frekanstan başka bilgilerin de verici modüle gittiğini görüyoruz. Ha, nedir bunlar? Hemen şuradaki seri portu açıyorum. 339 mikrosekon, yani 339 mikrosaniye boyunca şu veriler mikrosaniye düzeyinde adeta bir telgraf gibi, Morse alfabesi gibi karşı tarafa gidiyor. 1'e bastınız mı farklı değerler, 2'ye bastınız mı farklı değerler. Eğer çok daha güvenli yapmak istiyorsak bu değerleri de kullanabiliriz. Ama bizim program algoritmamızda bu değerler olmayacak. Sadece 24 bitlik şu değer olacak. Radyo frekans kumanda ile röle kartımızı Arduino ile kontrol etmemizi sağlayan 24 bitlik kumanda değeri. Bu değer bizim programın temelini oluşturuyor. Kumandamızdan gelen bu veri if blokları sayesinde hangi pin çıkışının high ya da low olmasına ve dolayısıyla röle kartının hangi kanalının çalışıp çalışmayacağını belirliyor. Program kodları RC Switch Simple kütüphanesinin biraz değiştirilmiş ya da ekleme yapılmış hali. İstediğimiz gibi değiştirerek kullanmamız mümkün. ...433 MHz'lik radyo frekans kumanda ile röle kartımızı Arduino ile kontrol etmemizi sağlayan çalışmamızın sonuna geldik. Umarım faydalı olur.